Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli soğan kavurması yapacağız arkadaşlar. Şöyle 100-150 gram kadar kıymam var. 2 orta boy soğanım var. İlk önce kıymamı tavama atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavamı ocağımın üzerine aldım. Şimdi yaklaşık 150-200 gram kadar olan kıymamı tavama alıyorum. Şu şekilde. İlk önce kıymamızın kavrulmasını bekliyorum. Bu arada kıymamız kavrulurken biz soğanımızı doğrayalım. Tenceremizde kavrulurken arkadaşlar, ben soğanlarımı doğrayacağım. Yemeklik haline getireceğim. İlk önce şöyle ince ince soğanlarımı diliyorum. Daha sonra şöyle ne fazla büyük ne fazla da küçük olarak doğruyorum. 2 adet orta boy soğanım var arkadaşlar. Şöyle doğruyorum. Ben soğanlarımı doğrayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, soğanlarımı şu şekilde doğradım. Şimdi kavrulmakta olan kıymalarımızın içerisine birazcık su ilave ediyorum ki kıymalarımız dolaptan çıktı, top top olmasın diye. Şu şekilde karıştırarak kıymalarımızın açılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Kıymalarımız kavrulsun, daha sonra soğanlarımızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda kıymamız içerisine su ilave ettiğimiz için çekti suyunu. Bunun üzerine yaklaşık 3-4 kaşık kadar sıvı yağımızı ilave ediyorum ki daha güzel kavrulsun diye. Şöyle sıvı yağımı ilave ettim. Hafif karıştırıyorum. Biraz da böyle kavrulmasını sağlıyorum. Daha sonra soğanlarımızı içine ilave ederken tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kıymamız gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine 2 adet doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Şöyle doğradım. Şimdi kıymamızın üzerine soğanlarımızı ilave ediyorum. Biraz haşlandıktan sonra, yani kavrulduktan sonra üzerine soğanımı, kırmızı pul biberimi ilave edeceğim. Eğer karabiber seven arkadaşlar varsa karabiber de ekleyebilirler. Ben sadece kırmızı pul biber ve tuz ilave edeceğim. Birazcık kavrulmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda soğanımız tam kavrulmak üzere. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı pul biberimi ilave ediyorum. Şu şekilde. Biraz da bunlarla kavuracağım arkadaşlar. Şöyle. Bu kavrulurken yanına yemek üzere şöyle kırmızı, içi kırmızı olan turplarımızı doğrayıp servisimize hazırlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde doğruyorum. Soğanla birlikte afiyetle turpumuzu da yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tabağımıza ilave ediyorum. Soğanlarımızın pişmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, kıymalı soğan kavurmamız pişti. Yanına da güzelce kırmızı turpumuzu doğradım. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bana desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmanızı bekliyorum. Herkese kolay gelsin.